Koş. Gelmesiyle birlikte sürüleriyle beraber Iğdır'dan yola çıkan çobanların göç yolculuğu Erzurum'un Karayazı ilçesinde son buldu. Yaylada yerleşen fenomen çoban Erdal Karadağ ise hem mesleğinin inceliklerini hem de yolculukta yaşadığı anıları takipçileriyle paylaşıyor. Arkadaşlar bizim zorlu mesaimiz olan koyun kırpma görüyorsunuz. Koyunlarımızın hepsi güldü ve yakında kırpmaları gerekiyor. Mesela takipçilerimiz de birkaç takipçimiz sürekli söylüyor. Neden bu kadar zahmet çekiyorsunuz? Neden makine alıp kırpmıyorsunuz? Orkası var ya, var ya, haber nerede? Var ya. Hem çobanlık yapıyorum hem de YouTube kanalım var, YouTuber'ım. İşte çekimlerimi yapıyorum. Gördüğünüz bu koşullarda, bu şartlarda yaşıyorum ve yaşadıklarımı günlük bir şekilde elimden geldiğince günlük bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. İstanbul'larda falan çalışıyorum tabii, gençlik dönemleri falan. Ondan sonra başımızdan talihsiz bir olay geçti. İşte içeri girdim. Tabii içeride olduğum dönemler biraz daha kendimi okumaya verdim. Biraz daha dağları çok özlüyordum. Özellikle koyunları, köpekleri, çocukları. Ben bunları çok büyük bir hasret duyuyordum bunlara. Çıktığımda ben artık kendi kendime dedim artık ben bu işi yapacağım yani. Ben başka bir iş yapmayacağım. Eski videolarımız vardı mesela. Bu sefer kayboluyordu. Hafıza kartları kayboluyor. İşte şeyler kayboluyor. Biz de ne yapalım? İşte YouTube'a yükleyelim. Burada hatıra olarak kalsın dedik. Bir baktık ondan sonra insanlar izlemeye başlıyor bu videoları. Biz de ondan sonra artık böyle ara ara videolar paylaşarak böyle küçük ufaktan bir başladık. Sonra kitle büyüdü. Şu anda yaklaşık 42 binin üzerinde takipçimiz var. Bu yakamdaki koyun yünü, benim mikrofonum var, yakam mikrofonu. Süngerleri sürekli rüzgar alıyor. Şu anda fark ediyorsunuz. Belki benim pek saçım yok, sallanmıyor da rüzgar esiyor. Şu koyun yününü bu şey var, dead cat deniliyor. Bu kedi tüyleri gibi yapılmış. Onlar rüzgarı engelliyor. Ben de dedim ben de hani ondan yoksa bari kedi tüyü yok bari koyun tüyü yapalım dedik. Bayağı da işe yarıyor artık süngerlerden şeyden bayağı iyi. Şu kamerayı göndermişler. Takipçimiz bunu İngiltere'den bize gönderdi. Kimisi telsiz gönderdi. Bir tanesi İsveç'ten ben dedi sana bir tane güneş paneli göndereceğim. Onu gönderdi. Fındık gönderen oluyor, bıçak gönderen oluyor, köpek tasması gönderen var. Çocuklara oyuncak gönderen var, elbise gönderen var, ayakkabı gönderen var. Ya ben eziliyorum mesela, bu hediyeler geliyor ya, ben böyle kendimi çok mahcup hissediyorum, çok şey hissediyorum. Ama onlar diyor ki sen benim bizim için çekiyorsun bu görüntüleri. Olsun, bizim de bir katkımız olsun, bizim de bir payımız olsun. Tamam, yes. Erdal ilk önce videoları çekince ben kızdım yani çekme. Sen boş işlerle niye uğraşıyorsun? Kendi işini yap, hayvanlarla uğraş. O da baba dedi güzel olacak, sen göreceksin. Gerçekten de baktım sonradan arayanlar oldu. Ondan sonra
bu hediyeler gönderen oldu. Yani gerçekten de çok güzel bir iş, ben de hoşuma gitti. Ben de destek verdim yani.